Kudüs'teki muhabirimiz Luis Carballo ile konuşacağız. Luis, İsrail'de Ariel Sharon'un ölümü sonrası cenaze töreninden önce nasıl bir atmosfer hakim? Burada güvenlik önlemleri alındı. Kneset'in etrafındaki bütün yollar kapatıldı. Polis sayısı artırıldı. Normalden daha fazla trafik var. İnsanlar yollarda Ariyal Sharon'un naaşını görmek için meclise gidiyor. Fakat burada Oslo Anlaşması'ndan iki yıl sonra öldürülen İsrail Başbakanı Isaac Rabin'in cenaze töreninde gördüğümüz çok duygusal anlara şahit olmuyoruz. Bu sefer şartlar değişik. O 8 yıldır komadaydı. İnsanlar şimdi tekrar onun hakkında konuşmaya başladı. Medya sağlık durumu kötüleşmeye başlayınca 1 Ocak'tan itibaren tekrar ona odaklandı. Onun profili farklıydı. Sharon bir konsensüs adamı değildi. İnişli çıkışta olan askeri ve siyasi hayatında polemik bir yanı vardı. Fakat öldüğünün açıklanmasından sonra onunla ilgili eleştiriler yerini sessizliğe bıraktı. İsrail'de onun siyasi mirasını devralacak biri, Orta Doğu'da onun vizyonunu paylaşan politikacı ve siyasi parti var mı? 15 yıl boyunca onun sözcülüğünü ve danışmanlığını yapan Renan Giesin'le konuştuk. O Sharon'u çok iyi tanıyor. Bize onun yaptığı şeyleri yapmaya cesaret edecek bir kişinin olmadığını söyledi. Onun 1998'de yerleşimler konusunda yaptığı konuşmayı hatırlayalım. Tepelere gidin, Batı Şeria'da işgal edilmedik bir tepe bırakmayın. Ancak paradoksal olarak başbakan olduktan 4 yıl sonra 2005 yılında aynı kişi Gazze'deki 21 yerleşim biriminden çekilme kararını aldı. Bu İsrail'in o zamana kadarki politikalarına ihanet olarak algılandı. O daha önce tam tersi yönde adımlar atan kişiydi. Aynı zamanda onun partisi de vatan haini gibi görüldü. Ariel Sharon'un İsrail'in unutulmaz politikacılar arasında yer alması mümkün mü? Bunu zaman gösterecek. Fakat İsrail'de şu çok açık ki güvenlik kavramı her zaman karşımıza çıkıyor. Popülerliğini sürdürmek isteyen bütün hükümetler ilk olarak güvenliği garanti altına almak zorunda. Sharon güvenlik duygusunu tam olarak somutlaştıran isim oldu. Diğer konular da ortaya çıkabilir. Yerleşimler açısından bakıldığında yüksek ya da alçak düzeyde bir uzlaşı sağlanabilir. Fakat güvenlik her zaman mutlak olarak sağlanmalı. Sharon da bu konsepti tam anlamıyla somutlaştırdı. Muchas gracias Luis Carballo, enviado especial de Euronews desde Jerusalén. Gracias.